Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ege. Bugün sizlerle anime kızının kafasını yapacağız. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. Birkaç kere denedim. En başta şunu söyleyeyim. En kolay nasıl anlatırım diye birkaç video çektim. Baktım olmadı. Şimdi değişik bir yöntem buldum. Onunla yapacağım. Şimdi en başta ilk olarak da şunu belirteyim. Gözleri, kaşları, saç için ayrı video olacak. Gözler ve kaşlar. Detaylar videosuna gelecek. Detaylar dediğimde bütün kısmın detaylarını yapacağım. Çünkü ana o base mesh'te daha bitmemiş noktalar var. Şimdi bir tane plane ekledim bunu. X'de 90 derece çeviriyorum. S'i de küçülttüm. Hatta küçültmeye gerek yok. Şöyle yapacağım. Add mod. Ortadan kesik. Sol tarafı sildim. Sol tarafı yanlış sildim. Bana ne lazım? Bir tane mirror lazım. Subdivision'ı şimdi eklemeyeceğim. Şuradan 3D cursor. 3D cursor'a basmazsanız şöyle göstereyim. Individual Origins yaparsanız ayrı kalır. Buradan da clipping'i açalım. Ben bunu hala kare bir plane olarak görmesini istediğim için Individual Origins 3D cursor dedim. Şurası yeter midir? Şu kısım. Üst çizgi kaşın acık üstüne gelecek. Altı ayarlarız ya. Altta çok sıkıntı yok. Hatta biraz onu aşağıya çekeyim de buruna gelsin. Tam burun şurada ya. Şuradan şu ikisini seçtim. Cursor to select dedim. Böyle mi büyütsem? Yok. Böyle büyüteceğim. Şurayı 3'e kesiyorum. Bunu x'te biraz dışarıya. Kalanını x'te içeriye. Az önce niye şey yapmadı? Neyse. Videoyu çektiğim saat gecenin ikisi bu arada hani. Şurayı kapatıyorum ama göstereyim bak. Oğlum saati göstermiyor mu artık bu? Allah kahretmesin. Saati göstermiyormuş. Şş, çaktırma. Hiçbir şey olmadı. Şimdi yan taraftan da şöyle bir detay vereyim. Burayı tam ortalamıyorsunuz. Site gene aynı bu arada. animeoutline.com. Şuradan seçelim. Burayı ortalamıyorsunuz. Yaklaşık olarak çeneyle boynun ayrıldığı kısma denk geliyor. Sürekli X'e basıyorum ya. Şurayı hizaladım mı? Hizalamışım valla. Şimdi klip açık. Buradan geldim. Burayı birleştiriyorum. Tamam şeye. Buraya 3 tane atacağım. 3 tane atmamın sebebi burayı niye şey yaptıysam dissolve vertisi diyeceğim. Şunu biraz şöyle çekeceğim. Şuradaki ölçüyü genel olarak tutturmaktı. Ha ben tutturum derseniz şey yok, sıkıntı yok mesela. Şurayı Y'de çene. Genel olarak şekil böyle çıkacak ama böyle yapmayı istemiyorum derseniz. Biraz daha garanti bir yöntem var. Proportional Think Sharp. Bu. Karar tamamen sizin. Şurayı birleştirdim. Buraya 1-2... İki tane alsam nasıl olur diye düşündüm şimdi de. Tamam. Göz kısmına 3 tane atıyorum. Şurayı biraz x ekseninde oynatacağım. Hatta sadece x ekseninde şöyle individual origins. Azıcık büyüteceğim. Tamam mı? Tamamdır bence oldu. Şuradaki vertices'i siliyorum. Şimdi solide geldim. Şurayı biraz daha yuvarlak hani çembersel yapacağım. Şuraya hafif dışarıya. Aynı şekilde. Acık. Acık. Çok az. Çok az tamamdır. Tekrardan 1'e geldim. Şurayı orantılamam lazım. Şuradan mesela şöyle göstereyim. Şimdi
anime karakterini 2 boyutlu ve 3 boyutlu yapmak arasında çok fazla fark var aslında. Ama genel olarak amaç aynı görüntüyü yakalayabilmek. Şuradan şöyle göstereceğim. Şu an mouse'la çiziyorum, onun için yamuk olabilir. Genel olarak anime karakterlerinin gözünün beyazı şu kısımlarda olur ya. Şuradan mesela tamamlanır. Buraya kaş gelmese mesela o beyaz şuradan devam eder ya. Aynı şekilde buradan yapacağız şimdi. Genel olarak şu şekle oturtmaya çalışacağız. Şu noktada hiçbir şeyin mükemmel olmasına gerek yok. Onun detayını da vereyim. Tamam ya. Genel şekil oturdu galiba. Aynen. Şurası şöyle, pardon. Şurası şurası birleşecek. Buraya ikili. Aynen. Şurası zaten dolu. Şurayı da seçiyorum. Doldurdum. Şurayı FF ile doldurdum. Genel şekil ortaya çıktı. Şimdi. Bana göre işin en gıcık kısmı burnu yapmak. Çünkü şöyle bir şey var benim için. Hiçbir zaman burnun tam olarak nasıl bir şekil alması gerektiğini algılayamıyorum. Bu gerek 2 boyutlu, gerek 3 boyutlu, gerekse de gerçek hayat olsun. 4'ünü seçtim, doldurdum, tamamdır. Şurayı seçtim, X, Edges. Şurası açıkta kaldı. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şuraya bir tane aldım. Bunu extrude ile buraya. Çünkü clipping açık. Bu buraya. 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 Gerekirse buraya da vertex'e ekleriz bu arada. Şimdi şurayı seçtim. Proportion'u açtım. Connected only diyeyim. Çünkü sadece ağza etki etmesini istiyorum. Buradan ağız için hangisi daha uygun olur diye düşündüm. Pardon. Proportion'u açıp kapatmayı unutmayın bu arada. Sonra benim gibi oluyor. Böyle mi yapsam? Yok. Araya şey düşündüm. Orada hali hazırda kesmektense burayı teker teker çıkarmak daha mantıklı olur diye düşündüm. Onun için öyle yapacağım. Klavyede iyice kafayı yedim. Bakarak 1'e basıyorum. 1'e bastığıma eminim. Q'ya basıyor. Şöyle acık çıkaralım. Şurayı Shift'e basarak kontrol ediyorum, dikkat edersiniz. Aynen. Şimdi şuraya bir tane kesik atacağım. Bunun sebebi şurada oynama yapacağım. Şey olsun istemiyorum. Model saçmalamasın istemiyorum. Hani modeli yaparken istediğiniz kadar bozabilir misiniz? Bozabilirsiniz ama düzeltme konusunda kolay gelsin derim o saatten sonra. Şöyle bir şey söyleyeyim. Modeli çok bozmamaya çalışın. Gerekirse vertices'i ekleyin, sonrasında silersiniz mesela. Şunu şöyle yapacağım. Şurayı seçtim. Cursor to selected dedim. 3D cursor dedim. Fazlalık kısım var mı? Bak şurası mesela çok dışarıda. Onun dışında şurası dışarıda. Şurası en dışarıda olan kısım zaten. Burayı Y'de biraz geriye çekeceğim.
Ağız böyle gözüküyor mesela şu an. Burada yapacağımız ama gözler tamam ya. Genel olarak buranın şekli bitti mesela. Bunu şöyle göstereceğim. Buradan X-ray modunu açtım şuradan. Burayı çıkardım. Y ekseninde azıcık ilerletiyorum. Bir daha E ile çıkardım. ESC'ye bastım. İyi. Şöyle göstereyim. S ile büyütüyorum. Tamamdır. Y ile biraz daha geriye aldım. Yeter mi bu kadar ya? Yeter gibi mi geldi? SC'ye 0 yaptım. Biraz daha ilerleteceğim ben burayı. Aynen. Yetecek bu. Orayı boyadığımız zaman yetecek. X-ray'de bu arada normalleri görebilirsiniz şaklımda. Mesela ben arka tarafını aldığım zaman şeffaflaşıyor ya. O manada. Ağız için de aynısını yapacağım. Ağız kısmı ızdırap bu arada. Bilmiyorum, aranızda kolay yapabileni varsa yorumlara beklerim. Buraya size ile almayacağım. Şöyle alacağım. Şuradan hatta toggle x-ray. Ağız kısmını daha sonrasında büyütebilirim bu arada. Şurayı tekrardan 1'e çekeceğim. Hatta kapatabilirim de. Kapatınca da çok düz duruyor be. 3 değil. 2. 2 iyidir. Ama şöyle 2 iyidir. Şimdi şuradan 1, 2. Bunu X-ray'siz göstermem daha mantıklı olacak. 2, 3, toplamda 4 tane vertices seçtim. Bunları Y ekseninde şuraya kadar oynatıyorum. Şuradan mesela. Gerçi GG yapabilirim şu an. Yediye geldim. Şurayı seçtim tekrardan. X ekseninde bunları birleştiriyorum. Tamamdır. Şuraya bir kesik. Şuraya bir kesik attım. Şöyle seçebilir miyim artık? Teşekkür ederim. 7'ye geldim. Burayı mantıklı bir şekilde yuvarlak olacak kadar çeviriyorum. Tamamdır. Şimdi solid GG. Şurayı açıyorum. Şuraları açık zaten, sıkıntı yok onun için. Şimdi normalde şuradan veya atıyorum buraya bir tane daha kesik atıp kafanın tam ortasından burayı çıkarmayı düşünebilirsiniz ama söylediğim gibi esas olay burası. Şu kısmın gerekirse kafa şekli olsun, ne kadar bozuk olduğu o kadar da önemli değil. Ya önemli mi? Önemli ama çok değil. Şuraları birleştiriyorum. Bu arada kafanın şekli bozuk olursa orayı düzelteceğiz zaten. Şimdi 1, 2, 3, 4. Burada 3 tane var. Bu arada şunu söyleyeyim. Baktığınız bir yer hatalı oluyor ya da toparlayamadınız. Hemen CTRL R'ye basın. Sizin oraya eklediğiniz 4 tane vertisi herhangi bir sıkıntı çıkarmaz. İsterseniz 50-60 tane ekleyin. Yani maksat konuyu öğrenmek olduğu zaman hiçbir şekilde sıkıntı çıkmaz. Clipping'i kapattım. Şurası iyi olur mu? Olur gibi ya. Bunu şöyle yapacağım. Aktif elementi aldım. Buradan rotate'liyorum biraz. Ne dinliyorum ben abi? Evet. Sıkıntı var mı? Var. Edit mod hepsi.
Recalculate alsaydı tamam. Şurası şimdi pardon. Şurası, 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 şurası. Biraz aşağıya alıyorum. Şuradan 1, 2, 3 F ile doldurdum. F. Kaç tane kaldı burada? 11 tane kalmış. 1, 2, 3. Ya da şöyle de yapabilirim. Görmesi daha kolay olur. Bu arada şu çıkıntıları falan hepsini düzelteceğim. Şurayı tamamlayayım, göstereyim onu nasıl düzelttiğimi. Aynı yöntem 1, 2, 3, F. Ama buraya F değil. Şekli şu an bozuk. Peki bunu nasıl düzelteceğiz? Şöyle göstereyim hemen. En başta. Neydi onun adı? Display wire. Viewport display wireframe. Bunu şöyle göstereyim. Scalp geldim mesela. Şuradan wireframe bastığım zaman buradan şeyi görüyorsunuz genel şekli. En başta genel şekle. Şuradan. Smooth ile biraz şekli toparlamaya çalışıyorum. Bu yeterli mi? Yeterli gibi ya. G'ye bastım, grab'ı aldım. Bunu biraz büyüteceğim ya. Şöyle biraz daha büyütelim. Sanırsam toparlamam bitti, aynen. Kaç tane var burada? 9 tane var. Bir tane circle ekleyeceğim. 8'de. Circle'ı getirdim buraya. Aktiften individual'a getirdim. Biraz rotate diyorum. E ile çıkardım. Bir daha E ile çıkarıyorum. Bunu az çıkarıyorum. S'i de büyütüyorum. Niye böyle oldu şimdi bu ya? Çünkü şey burada. Shift S, Cursor to World Origin, Circle, 8'de. Şu an tam ortada da aynı. Cismi Cursor'a çıkarır bu arada, aklınızda bulunsun. Şuradan vertices'leri sildim. Açtım. Clipping açık. Tamamdır. Şurası, 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 şurası 1. Şurası, şurası. Bu arada circle'ın normalleri ters şu an, pardon. Onun için tam yapışmıyor şuraya, fark ediyorsunuzdur zaten. 6 tane, 6 tane güzel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Genel şekli biraz daha oturtacağım bu arada. Aynen. Yüz hazır. Kaç dakika olmuş? 30 dakika. Şuraya özellikle rahatsız etti.
Tamam. Şimdi şu ortadaki o saçma bir çizgi vardı ya sanki. Burun kemiği nereye kadar gidiyor bilmiyorum bu arada ama burnun üzerine de kafanın tepesine kadar burun kemiği gidiyormuş gibi duruyordu. Şu an onu aldım ve model bu noktada bitti. Bu noktaya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Geriye sadece 1, 2, 3, 4. Evet, buna sadece demek ne kadar doğru? Muhtemelen 5 olur. Yok, iskelet de var. 6 video kaldı. 9. Ya maksimum 10 videoda bitiririz herhalde bu seriyi ya. Değil mi? Aynen. Maksimum 10 videoda biter. Bu noktaya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.